burada Pertevniyal Valide Camii. Pertevniyal Valide Sultan tarafından yaptırılmıştır. Pertevniyal Valide Sultan'ın çok önemli mürekkep yaptırılacağını aslında mektep, türbe, muvakithane ve selginden oluşan bir kulli olarak tasarlanmıştır. Kasım 1864'da büyük törenle caminin temeli atılmıştır. Cami, mektep, türbe, muvakithane inşası içeri türmüştür. Yapının mimarı Sarkis Balyan'dır. Tasarımı Agop Balyan'ın katıldığı çizim işlerine resimler o sefer çalıştığı bir ücretsedir. Evet, belli ki çok güzel görüyorsunuz zaten. Çok detaylı, harika bir eser. Meraklı bir araba. Güzel bir camidir bu. Perdevin yerleşmesinin yanında Aksaray'ın başında. Evet, tramvayla gidelim. Hiç yürüyesim yok. Buradan da camiyi tekrar göstereyim. Buradan Taksim'e gidersiniz. Boza içeceğim mi ya? Boza diye yaklaştı. Ha, ne dersiniz? Bir boza içelim mi? Vefa boza içelim. Haydi boza içelim. Evet, bakalım nereye gidiyoruz? Ne kadar mesafede? 10 dakikamızı falan alır. 30 dakika yürüyelim bakalım. Pertevniyal Cami ve Pertevniyal Lisesi'nin yanındaki karşısındaki sokaktan yukarı doğru gidiyorsunuz. Bir vefa bozası içeri. Ne dersiniz? Vefa bozası için. Vefa bozası içelim. İyi olur. Buna kuşun yaklaşık 10 kapı. Arada şu sağa girecek. Bu lise, bu da cami. Araplar müthiş bir evet, Aksaray'da indiğiniz zaman Aksaray durağında, metro durağında hemen ilerlediğinizde bu Pertevniyal Lisesi'ni göreceksiniz. Burada bir de camisini. Sola sola çıktığınız zaman yukarı doğru. Çok kolay. Lisenin karşısında devam ediyorsunuz. İsterseniz buradan da gidebilirsiniz. Buradan daha rahat direkt Vefa Bozası'na rahat rahat gidiyoruz. Aha, lise burada. Karşımızda. Birlikte gidelim Vefa Bozacısı'na. Ben konuşamıyorum bu maskeyle. Vefa Bozacısı'na. Çok uzak değil. Aşağı yukarı 9 dakika falan.
zamanda ne değerliydi ya. Halen çok değerli. Evler de. Ama her şey Arapça, gördüğünüz gibi. Yabancılara ikab edilmiş. Bak kargo, İran. Refah Burdacısı'na devam ediyoruz arkadaşlar. Kolay. Yolu sadece takip edin. Aşağıda cami kaldı. Perşembe var. Halen dimdik yukarı gidiyoruz. Zaten arabayla direkt giderseniz taksi bu alt geçitten Lale Apartmanı. Buradan gidebilir miyiz bakalım? Vefa Bozacısı. Ha, gideriz buradan da. Karışık olmazsa yollar. Sonuçta buradan da bir yol çıkar illaki. Sarıçhane Merkez Garaj. Evet, güzel bir yol. Arabadan böyle sakin, sessiz. Deminkiyle göz göze geldik. Ürktüm biraz. Arabanın gözleri masmaviydi. Ve kesin Sulu Kule tayfasında. Neyse. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı. Evet. Vefaya gelmek üzereyiz. Ah! İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bakalım nerede Vefa? Buradan gidersek. Buradan ters mi oluyor? Buradan ters oluyor. Burası uygun. Evet, Black Rock Hotel. Karşında da Beyaz Ruhu. Şimdi böyle gideceğiz. Aynen. Çok sessiz, sakin. Bugün. Vefa buradayız.
Evet, Şehzade Cami. İkinoğlu kapısından gidip devam edebilirsiniz. Vefa Bozulucu'na gitmek ister. Kursa da uygun yani. Aralardan gidiyorum ama belli bir yolu var buranın. Hayli yaklaşmış oluyor. Buradan bir çıkış bulursak oradayız. Vefa Bozulucu. Caminin arasından geçtik. İkinoğlu kapıdan girdik. Arka kapıdan çıkıyoruz. Tam ortadaki kapı. Ve buradan çıktığımız zaman çok yakın. Vefa Bozulucu. Kapalı olur. Aha da kapalı. Geldim, o kadar yol yaptım. Al sana Vefa Bozulucu. Kapalı. Neyse, yolu öğrettim size. Buradan geliyorsunuz. Vefa Spor Kulübü lokali de burada. Vefa Spor eskidir, köklüdür. Harikadır. Burası işte. Ne ağlarsın divane gönül. Kapalı. Bayramda gelirseniz kapalı olduğunu öğrenmiş oldunuz. Bayramda gelmeyin. Evet. Yolu öğrendiniz artık. Kendiniz gelirsiniz. Haydi hoşça kalın.